İnsan her şeyden üstün yaratılmıştır. Bu ne demektir? Şu demektir ki her şeyden daha üstün bir meziyetle, kuvvetle, sırla yaratıldık demek. Arslandan daha güçlü, kuştan daha yüksek uçabilecek, denizin üzerinde yürüyebilecek bir kapasitede yaratılmıştır insan. Yani onların yaptığının üzerinde yapabilecek bir meziyettedir. Kuş uçabiliyorsa insan hayli hayli uçmalıdır. Uçabilecek kuvvettedir. Balık yüzebiliyorsa insan daha iyi yüzebilmelidir. Yani o kapasitededir. İnsanoğlu diyor, bir denize bir taş atsan ne olur? Oktay Bey cüp suyun dibine çöker. Yani suyun üstünde o taş kalmaz. Bir küçük taşı alıp atsan suyun içine gömülür. Bir büyük kayayı atsan daha çabuk gömülür. Yani suyun üstünde durmaz o taş. Nasıl olur da koskoca tonlarca ağır demirden gemiyi ve içinde bir yığın konteynerler demirlerden oluşan tonlarca ağır suyun üzerinde yüzdürüyor insan. Peki nasıl oluyor insanoğlu kendi uçamıyor ama demiri uçuruyor havada. Tonlarca ağır demir havada uçuyor kuş gibi. Uçuran kim? İnsan. Gemiyi yüzdüren kim? İnsan. Nasıl olur ki tonlarca ağır gemiyi yüzdüren insan suyun üzerinde yürüyemiyor? Nasıl olur ki demiri havada uçuran insan kendisi uçamıyor? Böyle bir şey olabilir mi? Kesinlikle olamaz. Cenab-ı Allah'ın şu ayeti kerimesine biraz açarsak, üzerinde tefekkür edersek, düşünürsek, biz insanoğlunu en yüksek şeref, kapasite, kalite ve fıtrat ve sıfat üzerine yarattık. Melaikeden üstün tuttuk diyor Cenab-ı Allah. Ne demektir? Yani her halükarda melekten daha kapasitelidir. Yani meleğin yaptığının daha mislini yapabilecek güçte yaratılmış insan. Cenab-ı Allah ayetlerde söylüyor, durup düşünmez misiniz diyor. Hiç düşünmez misiniz ayetlerim üzerinde? Şimdi açıyoruz. Biz insanı en yüksek şeref ve kuvvet üzerine, kapasite üzerine yarattık. Ne demektir? Demek ki bütün yarattıkların üzerinde ne kuvvet varsa onların üzerinde bir kuvvet insanda var. Lakin insan bunun farkında değil. Şeyh Nazım Hazretlerinden bir sohbette işitmiştim. Yıllar önce. 90-91 yıllarında. Buyurmuştu ki, makamı âli olsun. Gemiyi yüzdüren, gemiyi yürüten insan kendi nasıl yürüyemez? Olur mu böyle bir şey dedi. Olamaz. Demiri uçuran, uçağı uçuran insan nasıl orada kendi uçamaz? Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Uçaktan hızlı uçar. İnsan o sıfatta, fıtratta yaratıldı. Uçaktan değil, melaikeden daha hızlı uçar. Melaikenin bir anda yere inmesi Cebrail'in, düşün, 1 milyar kere daha hızlı ışık yılından, ışık süratinden, meleğin inişi, 7 kat semada. Peygamber Efendimiz salatü selam olsun, mübarek dudağı patladı, bir damla mübarek kan yere düşerken Cenab-ı Allah, yetiş ya Cebrail, tut Habibimin kanı yere düşmesin, düşerse her şeyi yok ederim dedi. Ve Şeyh Nazım Hazretleri nasıl olur da dedi, hangi hızla Cebrail indi o bir damla kan 1 metre ya da 1,5 metre yukarıdan aşağıya doğru. Diyelim 2 metre olsun. İniş süresi ne kadar bir saniye alabilir? Buradan aşağıya doğru düşecek o kan damlası. Nasıl oldu da Cebrail o hızla inip de kanı tuttu? Nasıl bir hız bu? Güneşe kadar kaç ışık yılı var? Daha ötesinden geliyor. İşte insan o Cebrail'den daha hızlı uçabilir. Bu çevirdikleri Superman filmleri. Nasıl oluyor? Hangi ilhamla çeviriyor bu film? Adam bir gidiyor, tamam mı? Şuradan o anda göz aç kapat, bilmem nerede oluyor adam. O kadar hızlı. Bu gerçekle filmler çevriliyor. Biz Müslümanlar uyurken onlar uyanık araştırıyor. Ve bakın adamlar işin gerçeğine değil, derinine kadar inmiş filmini bile çeviriyor. Ama evliyalar değil, kendilerini öne koyarak.
biziz onlar diyor. Aslında bunu söylemek istiyorlar. Allah'ın o yarattığı üstün insan seviyesi bizdedir diyor. Başka insanlarda değil. O kuvvet bizde. Onların kitaplarına baktığın zaman da söylüyor zaten. En yüksek şeref bizdedir diyor. Biz yaratıldık diyor. Halbuki onlarınki sadece filmden ibaret. Ama adamlar gerçeği bulmuş. Anlamış. Ve onun için çalışıyorlar işte bu sırtlarına bir şey alıyorlar, tüp alıyorlar, uçuyorlar falan filan. Onun derdindeler bunlar. Onun için insanlar oradan oraya ışınlamaya çalışıyorlar. Çünkü biliyorlar öyle bir hakikat var. Film olarak Superman'i çevirmişler değil mi? Flash'ı çevirmişler. Onu hakikat yapmak için işte nasıl uçarız onun derdindeler. Maksat o seviyeye erişmek için. Çünkü biliyorlar ki o kuvvet, o fıtrat var. İmanları ters yönde gittiği için onu ancak teknik olarak yapabiliyorlar. Kendi kişisel olarak yapamıyorlar. Şeytanla çalıştıklarından Cenab-ı Allah onlara o sırrı vermiyor. Ama o bilgiyi veriyor ama o sırrı nasıl harekete geçirebilecekleri bilgisini, ilmini vermiyor. Bu sadece Allah'ı temsil eden, peygamberi temsil eden halife olarak Allah adına burada olan çalışan insanlarda vardır bu sır ve kuvvet. Onlar isterse gözlerini kapayıp da Mekke'de namaz kılar, Kudüs'te namaz kılar, öğlen yemeğini yer, İstanbul'da akşam yemeğinde olur. Onlarda o kuvvet var. Hatta peş peşe. O kadar vakit bile geçmez. İşte insanoğlu, biz her şeyden üstün yarattık diyor Cenab-ı Allah. Ve Allah'ın bu sözünde bir bakacaksın ne demek istiyor. Araştıracaksın, öyle kuru kuru okuyup geçmeyeceksin. Üstüne durup düşüneceksin. Ne manaya geliyor bu ayetler? Ne hikmeti var? Ve Şeyh Efendi diyor ki, insanın kalbi diyor, alır diyor bütün sırları, hikmetleri alır. Ve aynı güçte yine verebilir. Hem alıcı hem vericidir. Ama o kalpte diyor araya parazitler girer. Her şeyi alıyor kalp. Anında her şeyi çekiyor. Şey gibi böyle. Ama parazitleri de çekiyor ister istemez. İşte onu ayıklayan kalpte evliyalarda var. Evliyalara uyanlarda var. O yüzden Cenab-ı Allah hiçbir yere sığmadım. Mümin kulumun kalbine sığdım diyor. İşte o kalp deniz üstünde de yürür. Uçaktan hızlı uçar. İstediği anda, istediği yerde bir anda 70 bin yerde olabilir diyor. O kadar kuvvet var insanda. Ve Mehdi geldiğinde o kuvvet verilecek insanlara. Çünkü kalbe giren her parazit ağırlık yapıyor. Her ağırlık yerde tutuyor insan. Uçamıyor. Havalanamıyor. İnsan ise ne uçabilir havaya? Hafif olan şey. Tüy. Şöyle yap uçar. O yüzden suyun üzerinde insan yürüyemiyor. Batıyor. Çünkü o şeytani mikroplar çekiyor seni aşağı. Çünkü şeytan istemez seni yukarıya çıkmanı. Seni zikirden men eden, seni ibadetten men eden, seni doğru yoldan men eden kimdir diye soruyorlar. Şeytandan başka kim olabilir diyor Peygamber Efendimiz. Salat selam olsun. İnsanoğlu göğe yükselmek için elimizde göğe açıyoruz zaten. Yaratılmıştır. Yani yukarıdan geldik aşağıya düştük. Tekrar yukarıya çıkmamız lazım. Bizim hedefimiz gökyüzüdür. Ama şeytan da hedefi oraya bırakmamaktır. Geldiğin yere göndermektir. Burada kal. Ve Allah da işte bu şekilde insanların kendine gelmesi için her türlü musibeti yolluyor. Allah hatırlasınlar ki kendilerine dönse. Kendine döndüğü zaman insan gerçek kendine, yani gerçek o yaratılış hikmetlerine döndüğü zaman o parazitler gider, ağırlık gider, suyun üstünde de yürür, gökyüzünde de uçar. İnsan sadece nasıl o kuvveti ortaya çıkaracağını bilmiyor. Bilene de teslim olmuyor. Ben nasıl en yüksek şerefine erebilirim? Ben nasıl o Allah'ın yarattığı kul olabilirim? Onun için tarikat var. Mesele bu. Kim gitti de Şeyh Efendi'ye parmak... Ben, burada Kur'an'da böyle bir ayet var. İnsan en yüksek şeref üzere yaratıldı. Ve bu kadar kuvvet var insanda. Peki, bize niye yok? Bizim yanlışımız nerede? Biz o kuvvete nasıl ulaşabiliriz? Nasıl o kuvveti ortaya koyabiliriz? Kimsenin umurunda değil. İlgilenmiyor.
Yiyor, içiyor, keyfine bakıyor millet. Sanki bu iş o zaman da oluyor. Yedikçe yere çöküyor. İçtikçe yere daha çok yapışıyor. Cenab-ı Allah orada diyor ki hiç ayetlerimiz üzerinde düşünmezsiniz. Biz de aynen oturmuş böyle hiç düşünmeyiz diyoruz. Estağfurullah. Olay bu. Onun yerine birbirimizi yiyoruz. Tamam mı? Birbirimizin günahını aldık, daha da ağırlaşıyoruz. Bütün olay bu. Ağırlık geliyor üzerimize. Çünkü onların vebali, bütün günahı üstümüze çöktükçe ne oluyor? Ağırlaşıyoruz. Bir de kulaklarımızı dedikodulara veriyoruz. Veyahut da saçma sapan şarkılar dinliyoruz. Oradan o ağırlıkları alıyoruz. Daha bizi ilgilendirmeyen yerlere bakıyoruz. Oradan da haramları alıyoruz, günahlar. Orada da kontaya iniyor böyle, üstümüze biniyor. Ne zaman biz uçacağız? Hafifleyemiyoruz ki. Bütün bunlar işte bizim uçmamızı, suyun üzerinde yürümemizi engelleyen faktörler. Balon bile uçtuğu zaman, uçması için balonda evvela kum torbaları vardır. Onlardan birkaçını atarlar böyle yükselmemek için. Halbuki Allah bakın o kadar güzel gösteriyor ki biz nasıl uçabiliriz? Yük atarak. Neydi? Lüzumsuz yük. Cenab-ı Allah bize düşünün diyor. Hep başka şey düşünüyoruz. Sıkıntı o. Cenab-ı Allah'ın ayetleri mi düşün diyor, biz başka şey düşünüyoruz. Ev nasıl alabilirim? İş yerinde maaşı nasıl yükseltebilirim? Patronu nasıl kazıklayabilirim? Tamam mı? Ondan sonra nasıl işten kaytarabilirim? Ne bileyim birbirine insanları nasıl kırdırabilirim? Bizim derdimiz bu. Maneviyat olmayan hiçbir düşünce seni hafifletemez. Seni hafifleten maneviyat. Şu ayetin güzelliğine bak. Hiç mi düşünmezsiniz diyor. Biz ise hiç düşünmüyoruz. Cenab-ı Allah bize yol gösteriyor. Ey kulum nasıl seni yarattığım o şerefli insanı kamil olma yolunu nasıl bulabilirsin diyor. Aslında Allah anlatıyor. Bak diyor düşün diyor. Ve ben 70 bin kere kalbine nazar ederim benden başka ne var orada diye. O kalpte neler var? Ben bu devirde diyor Şeyh Efendi 70 bin kere kulumun kalbine nazar ederim. Ve diyor ki ben kıskancım. Allah kıskançtır. Ve diyor ki benden başkasını orada istemem. Cenab-ı Allah diyor ki benden kıskancı yok. Ben de benim yerim olan o kalbi başkasıyla paylaşanı diyor. Affetmem. Cezalandırırım. Kendim için yarattım diyor. Başkası için değil. Ama kul başkalarıyla. En başta şeytanla. Utanmamız lazım. Çok affedersiniz olay budur. Cenab-ı Allah'ı aldatıyoruz. Başkasıyla aldatıyoruz. Dünyayla aldatıyoruz, şeytanla aldatıyoruz, nefsimizle aldatıyoruz. Onun için o en yüksek insan olma şerefine de eremiyoruz. En yüksek şeref üzere ey kulum ben seni bu dünyaya gönderdim, yarattım. Sen ise en şerefsiz insan olarak karşıma çıktın diyecek Allah. Onun için Şeyh Nazım Hazretleri ne diyor? Dön kendine, kendine bak. Ben her zaman söylüyorum yıllardan beri. IKEA'ya gidin. Fazla pahalı değil. 5 euroya ayna var. Alın bakın. Ama en güzel ayna diyor benim diyor Şeyh Efendi. Önünüzdeki adam en güzel aynadır. Size sizi gösteriyor. Sen busun. Ama diyor hayır ben o değilim. Bak ayna başka söylüyor. Mümin müminin aynasıdır diyor. Kendini görmek istiyorsan mümin olana bakacaksın. Mümin olmak istiyorsan ona bakıp onun gibi olacaksın. O olacaksın. O yüzden şeyhe bakacaksın o aynadır. O olacaksın. Olmak istemiyorsan seni sana gösterir, sen onu çirkin gördüğünde o sen, sensin. O zaman seni gösterdi sana. Şeyhte çirkinlik gören, başındaki adamda çirkinlik gören, yanlış gören kendini görmüştür. Peygamber Efendimiz'e salat selam olsun Ebu Cehil geldi. Ya Muhammed senden çirkinini, senden kötüsünü, senden daha şöylesini, böylesini başladı kötülerini görmedim. Her söylediği şeyde Efendimiz ne dedi salat selam olsun? Haklısın, haklısın, haklısın. Sonra gitti o, Ebu Bekir Sıddık hemen Efendimiz'in ayaklarına kapandı ve dedi ki ya Resulallah bu sana durmadan hak etti, sen bir de ona hak verdin. Bu nasıl iş? Çünkü dedi ben ona dedi aynaydım. Kendini gördü bende, kendini bana anlattı. Ben bu kadar çirkinsin sen demek, ben bu kadar çirkinim. Yani kendini anlattı bana, ben de çok haklısın dedim. O yüzden biz de önümüzdeki adama bakacağız. Önümüzdeki adam her zaman aynamızdır. Sana sen böylesin deyince sen elindeki sahte aynaya bakıp da yo ben öyle değilim diyemezsin dersen küfre girersin. Açıkça küfre girersin, yanlışa düşersin, şeytana uyarsın. Niye? Sen o zaman teslim olmamışsın.
Sen kabul etmiyorsun. Senin ego hırlıyor orada. Yani sana senin başındaki adam sen böyle böylesin dediği zaman inanacaksın. Kendinde o halleri görmesen de. O sana söylüyorsa doğrudur. Çünkü senin baktığın normal aynalar yanındaki sahte aynalar, o sağında sonra sana fısıldayanlar sahte aynalardır. Sen ne kadar güzel, sen doğrusun, öbürü yanlış diyenler sana seni başka gösterenlerdir. Ama o başındaki adam sana doğruyu gösterendir. O doğru da her zaman acıtır. Çünkü nefsin kabul etmez. Onlar tatlı dille okşayarak, öperek, tamam mı? Ağlayarak, zırlayarak, böyle kendilerini acındırarak melek sülüyetinde geliyorlar ve inanıyorlar herkes. Hepimiz önümüze bakmak zorundayız. Bu bizim en önemli öğrenmemiz gereken golden regal'dır. Ne olursa olsun hep önündeki adama bak. Yanlış yapmazsın. O da önündeki adama baktığı müddetçe. Önündeki adama bakmıyorsa sen de bakma önündeki adama. Niye uçamadık bugüne kadar? Niye denizde yürüyemedik? Çünkü hep ıvır zıvırla uğraşıyoruz. O ne dedi? Bu ne yaptı? Yarın ne yiyeceğim? Öbür gün ne olacağım? Yahu Allah'la ilgilen, ayetlerini düşün. Şeyhin emrini yerine getir. Olay bu. Allah anlayanlardan eylesin. Fatiha.